Yani çocuk o olayı şey yaptığı için orada yanlış bir harekette bulunmuş. O yüzden Aydın Bey, şimdi siz bize biraz şey edebilirseniz, yani en azından şu tahliye davasını durdursalar. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyor. Afişan herkese merhaba. Bugünkü programımızda 67. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödülü olan Altın Palme'yi kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmini konuşacağız. Filmin oyuncularından yine konuklarımız Serhat Kılıç ve Tamer Levent'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hemen bu güzel heyecanla, büyük heyecanla başlayalım. Cannes Film Festivali çok büyük bir ödül kazandı bu film. Siz oradaydınız, birebir yaşadınız. Bir oyuncu olarak bu ödülün hem sizin açınızdan hem de hepimiz açısından, Türkiye açısından önemiyle başlayalım hemen sohbete. Tamer abi hoca yarısıdır. Buyurun. O yüzden Tamer abi başlar, ben tamamdır. Cannes deyince işte benim de, Serhat'ın da, sizin de, hepimizin, benim tabii biraz yaş itibariyle daha da uzun olmakla birlikte hayatımızda yeri olan bir festival. Salona girdik, oturduk, alkışlarla oturduk. Bitti tabii. Gene alkışlar. Yine artık esas bittikten sonraki alkışlar tabii çok daha etkileyiciydi. Böyle neredeyse yarım saate varan bir alkış süresi geçti. Her gelen, ya yani hayata dair her şey var bu filmde demesi beni çok etkiledi insanların. Ben de onlara böyle bir filmin, ya böyle bir film yani sinema tarihi açısından da çok önemli diyenler oldu. Onlara da dedim ki bu da Nuri Bilge cesareti. Hemen yine size soralım. Bu filmin aldığı ödülün bir oyuncu açısından önemini neler söylersin? Oyuncu açısından ziyade Türkiye'de doğmuş, büyümüş, yaşayan bir sinema seyircisi olarak önce değerlendirmek isterim. Çünkü Yılmaz Güney'den sonra 82 mi? Evet. 82'den sonra ilk kez böyle bir şey oluyor. Yani bu her şeyden önce müthiş bir olay ve ben seyirci olarak filmi izlerken başka bir serüven yaşadım. Ve Nuri Bilge'ye ve Ebru'ya da ikisine de öncelikle bu yüzden teşekkür ettim bu filmi yaptıkları için. Çünkü bir aktör olarak Haluk abinin oynadığı Aydın karakteriyle ki ismi boşuna Aydın değil herhalde, tahmin etmişsinizdir. Aynen öyle. Onun nasıl üzerinden Haluk söyledi ona. Yapılan eleştiriler de tabii ki. Onun üzerinden birazcık kendimle yüzleştim. Birazcık hayata yaklaşımımla zaman zaman yüzleştim. Çehov'u çok severim. Evet. Öğrenciliğimde de Çehov oynayarak mezun oldum. Modern bir Çehov sanki uyarlaması izledik. Doğrudan diyalogları vardı. Evet, ve 2014 yılında hem kentli hem taşralı kavramını, ki Türk sinemasında taşralı kavramı hep aynı yerde durmuştur. Taşralı hep taşradan kente gelenle uyum sağlayamayan, hatta genelde komedi ögesi olarak kullanılır. Evet. Ve asla taşralının durumu, hayatı, yaşadıkları yahut zayıflıkları, zaafları pek tartışılmaz. Genelde kentli gözünden bakılır hep. Biraz küçümseniyormuş gibi değil evet. mi? Evet. Bu filmde hem kentliyi görüyoruz hem taşralıyı görüyoruz. Üstelik bütün bu şeyleri taşrada görüyoruz. Olduğu yerde görüyoruz. Otomatikman da bütün bu karşılaştırma ve yaşanan ilişkiler bize en yukarıdan bakma fırsatı veriyor ister istemez. Bu sebeple de hislerimiz her karakterde bir kere her şey o kadar gerçek ki. Kötü karakter yok filmde. Evet, filmde aslında doğru. Hiç kötü ya da iyi kötü niyetli filmde. İnsan yok. Kötü defolu karakter insanlar yok. İnsanlar var. Senin gibi, benim gibi, aynen Tamer öyle. Abi gibi, işte Onur gibi, Melis gibi. Defoluyuz. Bütün insanların defolu olabileceği gerçeğine evet. vakıf evet. olabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bir de şunun tarafından bakıp ah bu haklıymış diyebileceğiniz bir ona nokta insan yok. İnsan meylediyor zaman zaman değil evet, mi? Ben şimdi kızın tarafını mı tutsam arıyor. Acaba evet. diye. Yok, kız da mükemmel değil. Ya adam çok ezildi ya, biraz adama destek vereyim diyorsun. Yo o da. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Ben Hamdi olarak herkese sürekli gülümsüyorum ve evet. Din adamlığımın getirdiği bir takım terimleri, şeyleri kullanarak, onları tartarak durumu ayarlamaya çalışıyorum. Ama ben de kötü değilim. Ben de çünkü 5 tane boğaza bakıyorum. Bir şekilde bu durumu çözmem gerekiyor, icra gelmiş eve. Yani o kadar üstü bıyık, altı sakal. Yani o kadar herkes arada derede evet. ki bu denge de müthiş bir zenginlik katıyor.
için bu filmi Nuri Bilge Ceylan sineması yapan esas unsurlar, filmdeki esas etkenler ne? İşte mesela insan ruhu üzerinde gerçekten çok büyük bir temel olarak insan ruhu alınıyor ve bambaşka bir coğrafyayı bambaşka bir coğrafyada anlatıp böyle bir etki ve başarı elde ediyor. Sence neler bu etkenler ki hepimize izledikten sonra dokunacak olan şeylerdir diye tahmin yine ediyorum. Yine vicdan ve ahlak üzerinden yaptığı tartışmalar. Ama zaman zaman benim en çok sevdiğim kısmı Aydın üzerinden bunu yaptığı yerler. Çünkü dedim ya kendimle yüzleştim diye. Aynen, hani bir oyuncu olmaktan çok bir sinema seyircisi olarak onlara teşekkür ettim bu filmi yaptığı için. O kadar güzel bahsediyor ki Aydın. Vicdandan, ahlaktan, doğru insan olmaktan, kötülüğe karşı durmak ya da durmamak tartışması. Bence müthiş, bence sinema tarihine geçmesi gereken enteresan sahnelerden biri. Ve tabii ki semboller, göstergeler, yani Aydın'la yılkı atı, evet, Aydın ya. Tavşanı vurduğunda Nihal'in aklımıza gelmesi. Karşımızdakini olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak. Sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Şimdi film sahnelerine biraz dönmek istiyorum. Çünkü Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak eminim ki birçok oyuncunun hayali. Siz bunu gerçekleştirdiniz. Nasıl bir yönetmen, setteki oyuncu, yönetmen ilişkisini baz alacak olursak neler söylersiniz? Biliyorum ki uzun diyaloglar vardı. Hatta şunu biliyoruz, çekimde kamera kapanmamış. Provalar esnasında da kayıtlar akmaya devam etmiş. Evet. Hatta onlar filmde de rastlıyoruz. Evet, biz bununla ilgili dava da açtık Tamer abiyle. Bizi gizli gizli çekmiş çünkü. Telif hakları konusunda değil mi? Bizim bir kar sahnesi var. Şeyin Aydın'ın sarhoş olup bir istifra etmesinden sonra hemen kesiliyor. Karda yürüyoruz. O tamamen tekst dışı bir sahne. Çünkü orada beklemiyorduk. Kar böyle yoldan çıkarken üzerine dümdüz ve sert görünüyor. Dolayısıyla biz sert bir zemine basacağız diye rahatlıkla bir yürüdük ve gömüldük içine. Gömülünce orada konuşmaya başladık. Aynen onları kullanmış Bilge. Hatta Galata Tamer abiyle biz yan yanaydık. Tam o sahne oynarken Tamer abi böyle yaptı. Provadan koymuş ya. Provadan koymuş. Anlamadım ben. Bakıyorum. Haluk da dürtüyorlar ya. Dolayısıyla film 3 saat 17 dakikalık film. Ağır bir konu. Festival başkanının dediği gibi. Çünkü sürekli hesaplaşmak, siz kendinizle hesaplaşarak geçiyor. Ama o hesaplaşma eğlenceli bir hale de gelebiliyor zaman zaman. Evet, artık zaman zaman ciddi gülüşmelerin de olduğu, insanların çok da güldüğü yerlerin olduğu. Siz burada da oldum basın gösterisinde. Dünkü gösterimde de yine film esnasında çok gülünen yerler oldu. Oldu mu? Kendi içinde de komedisi de terliklerden tutuldu. Bu cuma günü 39 şehirde 123 sinemada gösterilecek film. Şimdi festival filmlerinin seyirciyle buluşması konusundaki fikriniz nedir? Siz nasıl öngörüyorsunuz bu durumu? İzleyicimizin de bence artık böyle filmleri izleyerek, yani biz o filmin içinde oynamamıza rağmen Serhat diyor ki ben kendimi buldum Aydın'da, kendimi eleştirdim. Yani bir oyuncu bu samimiyetle bunu söyleyebiliyor bize, çünkü o film onu yaşattı. İzleyicimizin de o filmle empati kurarak, yani insan oyuncu, oyun karakterleri, film karakterleriyle empati kurarak birçok serüven yaşayacaksın. Kendi kişiliğini geliştirebileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan da işe yarar bir film. Hiç Nuri Bilge Ceylan filmi izlememiş, sinemayla hiç alakası olmayan, ya sinemada sadece işte gişe yapan komedi filmleri popüler izleyen bir izlemiş. Sinema seyircisinin aniden filmin her yerini ve bütün tartışmalarını anlamasını beklemiyoruz. Evet. Ama ya bu seyirciyi çok aşıyor diye de eğer bu kadar önemli adamlar, zaten kaç tane var diyelim parmağa kadar. Evet. Eğer onlar da seyircinin beklentisini karşılamak üzere film yaparlarsa o zaman hep aynı şeyi yaparız. Sinemanın 100. değil 200. yılını da bu sefer mecburen birbirimize baka baka kutlamak zorunda kalırız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Filmin yolu bundan sonrası için de açık olsun. İnşallah. Aynı başarılara tekrar hep birlikte izleyelim, devamı gelsin İnşallah. Diyerek tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Artık yaşlandım mı? Kafayı mı oynattım? Yoksa başka bir adam mı oldum? Nasıl istersen öyle düşün. Thank you.
Son kez hatırlatalım, Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filmi bu cuma günü yani 13 Haziran'da izleyiciyle buluşacak. Yeni bir afişte görüşmek üzere, hoşçakalın.